Herkese iyi akşamlar. Evet, bu akşam sizlere Rusya'dan bir canlı yayın yapmayı istedim. Petersburg'dayım şu anda. Ve burada aslında genel olarak yaşamla alakalı biraz bilgiler vereceğim size. Bir tane video paylaşmıştım bu arada. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Orada fiyatlara çok fazla girmemişim. Aslında fiyatlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Petersburg'daki fiyatlar, market fiyatları genel anlamda nasıl? Ondan sonra onun haricinde kira fiyatları nasıl? Bunlardan biraz bahsedeceğim de tecrübe ettiğim işte bu havalimanındaki, hatta bunu söyleyeyim ben size, başlayayım bir yandan da videoya. Havalimanında buraya geldiğiniz zaman kesinlikle paranızı bozdurmayın. Yani eğer hiç paranız yoksa şöyle küçük bir miktar, atıyorum işte 30 euro 50 euro en azından takside bir yerden bir yere gidebilecek kadar. Çünkü ertesi gün zaten siz gün içerisinde burada herhangi bir exchange office, hatta bankalarda daha doğrusu daha uygun oluyor. Çok da avantajlı oluyor. Bence bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle bankaların böyle küçük bölmeleri olan bir işte dönüştürücü exchange ofisine oluyor. Buradan dönüştürdüğünüz zaman neredeyse 100 euro da sizin aslında, yani 1500 rubleye yakın, neredeyse 500-600 liraya yakın bir kazancınız olmuş olacak. Biz bunu tecrübe ettik. Bir yandan da böyle hemen atlamadık yani. Neredeyim diye soran olmuş arkadaşımız. Şu anda Petersburg'dayım bu arada. Buradan bir yayın yapıyorum. Market fiyatları genel anlamda baktığımız zaman aslında hemen hemen aynı. Yani burada işte bir tane video paylaşacağım zaten. 5 litre su aldığınız zaman 60 ruble. Bunu da işte 2.80'e böldüğünüz zaman, 3'e böldüğünüz zaman hemen hemen 20 lira civarında falan. Genel anlamda gıda olsun, işte restoran fiyatları şöyle. Tabi buradaki, yani Türkiye'deki birçok iyi noktada, işte örnek vereceğim, Bağdat Caddesi olsun, işte İstiklal Caddesi olsun, bu tarz yerlerdeki fiyatlara bakarsak eğer, lüks restoranlara nazaran buradaki aldığınız hem kaliteli hizmet hem de karşılığında neredeyse yani %40-50'den daha fazla olduğunu düşünüyorum. Avantajınız var. Yani çok kaliteli bir burger mesela burada 250-300 lira yiyebiliyorsunuz ama İstanbul'da ya da işte Türkiye'nin genelinde çok iyi yerlerde bugün minimum 150 daha pahalı olabiliyor bu. Sadece bir örnek vermek istedim. Ve ev kiralarında da aslında şöyle, burada TL hala değerliyken 2.80 liraya tekabül ediyor hemen hemen rublenin karşılığı olarak. Daha değerliyken kira fiyatlarında da şöyle söyleyeyim ben size, merkeze bir saat uzaklıktaki bir yerlerden bir ev tutmak istediğiniz zaman bugün 40 bin ve 50 bin ruble arasında bir fiyat tutuyor. Ya bunu 3'e böldüğümüz zaman aslında 10-15 bin civarında bir para tutar. Aslında TL kazanabiliyorsunuz, yani TL kazanabiliyorsunuzdan kastım şöyle aslında, sürekli bir akışınız varsa, TL ile ilgili TL akışınız da varsa, burada yani Rusya'da, Petersburg'da yani yaşayabilirsiniz aslında. Bu anlamda burada yani Petersburg'un biraz uzak mesafelerinde, bir saat böyle trenle seyahat edebileceğiniz noktalarından aslında buraya gelebilirsiniz, yani yaşayabilirsiniz. O anlamda araç fiyatlarına bakmadım aslında. Bir hat aldım, 10 günlük bir hat. Eğer siz mesela burada ya buraya gelmek istiyorsanız direkt yurt dışından, yani girdiğiniz zaman içeriye bir tane hat almanız gerekiyor bence. Bu hat da aslında 10 günlük kullanım karşılığında yaklaşık 200 ruble verdim. 200 ruble dedim, özür dilerim. 600 ruble civarı para verdim. Bu da hemen hemen zaten 200 liraya yakın bir para tutuyor hemen hemen. Bu şekilde onun haricinde burada herhangi bir savaş veya diğer durumlarla ilgili bir sıkıntı yok. Herkes günlük hayatla devam ediyor. Gayet lüks tüketim çok yoğun. Yani araçların gerçekten modelleri olsun, insanların giyim kuşamları. Ha tabii ki gitti bir İstanbul gibi, mesela örnek vereyim. İstanbul'un ne bileyim bir Pendik'in bir işte mahallesinde değil tabii ki, ama en nihayetinde bugün ben mesela Bağdat Caddesi'nde uzun süre çalışmış birisi olarak söyleyeyim size. Yani insanlar, herkes burada elbise giyiyor neredeyse. Yani bir gün mesela giydiği kıyafetler günlük kıyafet aslında ama gerçekten çok dikkat ediyor herkes. O anlamda da ben görüyorum ki burada yani dış görünüşe, işte özel tüketime falan çok önem veriliyor. Şöyle biraz daha dış, biraz daha derinlik atayım görüntüye. Sizler de bir yandan arkayı falan görebilirsin diye söylüyorum. O anlamda yani Rusya'da, işte Petersburg'da hayat şu an keyifli. Ekonomik anlamda insanlar para harcıyorlar, yani öyle söyleyeyim. Yerel bir
Lokantaya gittik bugün, yemek yedik orada. Yani 500 ruble civarında 4 çeşit yemek yedim. Fena değildi yani, ızgara yemeği falan yedik, böyle hindi ızgara. Yanında işte haşlanmış pilav falan vardı, salatası vardı, içeceği vardı. 500'ü bölersek eğer, bugün 3'e bölsek zaten 150. Yani 150-200 lira bandında bir, burada 4 çeşit yemek yiyebiliyorsunuz. Bir arkadaş bana kızmış yani, siz işte Türkiye'de insanların bir günde kazandığı parayı orada bir öğünde yiyorsunuz. Hayır, ben sadece özel bir günde o gün öyle bir yemek yemek istedim. Ve onun karşılığında da iyi para verdik gerçekten. Arkadaşla beraber 2400 ruble verdik. Yani bunun 400 rublesi zaten servis ücretiydi. 2000 ruble. Aslında bugün baktığımız zaman 400 lira para yapar kişi başı neredeyse. Yani bugün dediğim gibi herhangi bir yerde Türkiye'de bir yemek yediğiniz zaman zaten burger olmuş. Yani bugün işte bu fast food zincirlerinde 150-200 lira yiyorsunuz. Yani bugün 400 lira yediğiniz kaliteli bir hamburger ya da işte ne bileyim ki 400'e bile gelmiyor aslında burada. Bence normal karşılıyorum. Tatil amaçlı geldim Rusya'ya bu arada. Gezi, seyahat yapıyorum. Biraz kafa dinliyorum çünkü çok fazla stresli geçti günlerim çalışma olarak o anlamda. Sorularınız varsa genel anlama cevap verebilirim ama tabii bu video biraz daha böyle buraya özgü bir video olduğu için eğer sizlerin Facebook ve işte Rusya ile ilgili bir sorularınız varsa cevaplamak isterim. Dediğim gibi hayat gayet normal akışında, çok ciddi bir yoğunluk var aslında. Tabii merkezdeyim ben de şu anda zaten burada. Ve merkezde insanlar akın akın, yani caddeler çok dolu. Kafeler neredeyse yer yok. Öyle bir yoğunluk var. O anlamda da ya kaçak değil tabii ki. Ne kaçak yani? Vizemi aldım da geldim buraya ben. Rusya ev vize istiyor zaten arkadaşlar. Yani of tabii fonlara zaten yatırımımızı yapıyoruz hisseleri. Arada bir de böyle seyahat etmek istedim. Neredeyim? Şu anda Rusya'dayım. Petersburg'dayım. Hatta biraz da böyle bir yürüyüş yapayım. Sizlerin de sorularını yanıtlarken de bir yandan böyle bir yürüyüş yapmış olalım. Market fiyatları bence gerçekten iyi. Yani mesela bugün örnek vereceğim, bir muz mesela. Şimdi muzun fiyatı 169 ruble. Bölün 3'e 50-60 lira civarında. Örnek veriyorum. Hayır, arsa almaya gelmedim tabii ki. Ondan sonra işte mesela nektarin almıştım. Nektarı mesela 200 ruble. O da yine aşağı yukarı 60-70 lira civarı para yapar. Su, yani suyu mesela örnek verdim. Küçük bir su aldığınızda pahalı aslında. Yani biraz enteresan bilgi olacak ama hani alkolle neredeyse aynı fiyat. Yani bir şişe birer fiyatıyla neredeyse su aynı fiyat. Yani su zaten dikkat edin buraya geldiğinizde. Gazlı sular çok fazla tüketiliyor. Mineralli sular. O anlamda sadece yani su aldım diye almayın. Üzerine okumanız gerekiyor. İngilizcem var benim ama burada restoranlara dahil olmak üzere İngilizce bilen bulmak çok zor. Bakın şöyle bir fayton ve at arabası geçiyor mesela, Rusya'nın klasik bir şeyi zaten. Yok, turla gitmedim. Bir arkadaşım beraber geldim. Tek başımıza geldik bireysel anlamda. Şu anda ben direkt merkezindeyim. Ya burada otobüs fiyatları şöyle söyleyeyim, 65 ruble otobüs fiyatları. O da ne yapıyor? 3'e bölersek eğer ortalama zaten 20-25 ile civarında falan geliyor. Metronun fiyatı 50 ruble falan. 50 ruble. O da aşağı yukarı zaten hemen hemen ne yapar? Yine 15-20 lira civar para yapar. Arkadaşlar, tek gitmedim. Bir arkadaşımla beraber gittim. Hayat çok canlı. Bakın göstereyim şöyle. Bayağı canlı yani. İnsanlar bakın karşıdan karşıya geçecekler ve bilgi almak zor değil bence. Bayağı bir yoğunluk var burada zaten. Şöyle göstereyim size bir yandan da böyle etrafı. Asgari ücret tabii yer yer değişiklik gösteriyor. 50 bin 60 bin ruble alan da varmış. İşte merkeze göre değişiyor. 100 bin ruble alan da varmış. Ama tabii burada Moskova'yı çok yani görmediğim için şu an bir şey diyemiyorum ama Petersburg bayağı bir yoğun. Çok kalabalık. Zaten buradan da bakın gördüğünüz üzere. En azından bir yandan da böyle gezdirmiş oluyorum sizi. Arkadaşlar arkamda öyle bir yoğunluk var ki inanamazsınız yani. Şöyle bakın.
Çok ciddi bir yoğunluk yani. O kadar yoğun ki hatta. Bayağı. YouTuber olmak burada biraz zor. Ya fiyatlarla ilgili konuşurken etrafı göstermiş oldum size de. Şimdi kiralar şöyle aslında. Ortalama olarak genel anlamda 30 bin rubleden başlıyormuş. Yani çok uzak bölgelerde. 1,5 saat uzaklıktaki bir yere gittiğiniz zaman aslında orada 30 bin ruble civarı, 40 bin ruble de var ama biraz daha böyle işte merkezi bir saat uzaklık gibi, yarım saat bir saat uzaklık arasındaki yerlerde 45 bin ruble. Bakın arkadaşlar, burası tren istasyonu. Moskova'dan gelenler burada mesela. Yani İstanbul gibi neredeyse, çok yoğunlu. Mesela burası zaten en yoğun bölgesi. Burası tren istasyonu. Burada insanlar Moskova'ya geliyor, Moskova'dan geliyor. İstanbul'dan gerçekten bir fark yok. Yani biz buraya kafa dinlemeye geldik ama bayağı bir yoğun burası şu anda. Gelirken sipa açlamadık havalimanından diyor. Çok fazla kotam olmadığı için bir tane kendimi alacağım. Buyurun gelin ofisime, davet ederim ben sizi. Dediğim gibi yani fiyatlar hemen hemen Türkiye fiyatlarıyla aynı gibi ama şöyle. Tabii burada tren istasyonunun çıkışı bu arada zaten. Türkiye fiyatları aynı ama işte şöyle bir şey var. Yani burada daha kaliteli ürünler alıyorsunuz aslında. Yani dedim ya, bir hamburgerin fiyatı, evet şu an sen Petersburg'dayım. Petersburg'daki fiyatlar yani buradaki belki insanlara göre çok pahalı gelmeyebilir ama hani çalışan bir kişi, örnek veriyorum, her gün gidip de yani işte 1 rubleye bir şey yiyemez yani her öğünde. Çünkü bugün yani baktığınız zaman 1 ruble ise 3 öğünde 3 ruble para yapar. 3 ruble de zaten ayda neredeyse 90 ruble yapar. O yüzden genel olarak aslında burada hayatı şöyle bakmak lazım buradaki durumda. Gidip de marketten alışveriş yapıp, hatta bir tane video paylaşacağım. Örnek veriyorum, elmasından tutun pirincine kadar, ton balığına kadar. Ton balığı mesela 129 ruble civarı mesela. Yani 40-50 lira civarında aslında bir konserve ton balığı. Baktığım zaman mesela başka nereye bakmıştık? Yani pirinçler yine o civarda, o fiyatlarda, 40-50 lira civarlarında. Çok bir fark yok yani. Enka inşaat da burada bayağı yoğun bu arada arkadaşlar, bayağı popüler Enka inşaat. Ben olsam tabii ki yani %70, %60 diyeyim hadi, Türk Hava Yolları, %30 Enka inşaat diyebilirim. Arkadaşlar merhaba, Emine Hanım, hoş geldiniz. Sorunuz var mıydı bu arada? Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yani dedim ki burası bayağı yoğun ve çok ciddi kalabalık. Hava biraz serinledi aslında. Normalde çok iyiydi ama şu an serin. Çünkü 2 gün yağmur yağdı burada bayağı. Çok ciddi bir yağmur vardı. Evet, geziyor, kıyaslıyor, yetmiyor, gezdiriyor. Yani normalde gezmeyecektim ama hani klasik YouTuber gibi bir videom olmayacaktı ama bunu yapmak istedim galiba. En azından sizlere şöyle göstermek de istedim. Etrafı, insanları. Yani caddeleri aşırı uzun. İnanılmaz uzun. Burası çok sıcaktı zaten. 27 derece, 26 derece civarıydı. Ondan sonra arkadaşlar yorumlara dikkat edersek sevinirim. Şöyle bakın. Bakın burada örnek veriyorum. Bu AVM çok yoğun bir AVM. Galeri AVM bu arada. Bu AVM şu anda merkezde, noktada bir AVM bu. İçeride her şey var. Şu anda Petersburg'dayım. Yani hisse yorumu şöyle, altın kılıçta yiğit akıyor. Baktığım zaman hisse zaten altın kılıç. Eminim ama yiğit akıyor olabilir. Bakmak lazım, incelemek lazım yani detaylı. Evet. Evet, neredeyim? Buradayım. Yani Petersburg'da olan varsa buyursun gelsin. Beraber kahve içelim. Ya da başka bir şey de içebiliriz. Say hi. Evet. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Konuklarım oldu az önce. Şimdi videomu yavaş yavaş kapatacağım. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz, cevaplayabilirim. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Petersburg'dan herkese iyi akşamlar diliyorum.
Görüşmek üzere diyerek kendinize iyi bakın. Videoyu da yine paylaşacağım bu arada. Bilginiz olsun. Aykesi de yorumlara yazın, cevaplamaya çalışacağım. İyi akşamlar, hoşça kalın.